İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Ararat Dağı zirvesinde yılın ilk karı yağdı. Ermenilere karşı uygulanan soykırımın son görgü tanıklarından biri Massachusetts'te vefat etti. Cavak'taki Abul ve Shaori kaleleri UNESCO'ya sunulacak. 16 Eylül'de Putin Ankara'ya gidecek. ABD, Suriye'deki askeri birliklerin sayısını arttırmayacak. Uluslararası Tumanyan Masal Günü adlı kukla festivali düzenlenecek. Yüz Fikir Ermenistan için yarışması 4. kez yapılacak. Batı Ermenistan'ın en yüksek dağı Ararat Dağı'na yılın ilk karı yağdı. 5137 metre yüksekliğindeki dağın zirvesi beyaza büründü. Havanın sıfırın altına düştüğü bölgede Ararat Dağı'nın 4000 metre üzeri tamamen karla kaplandı. Meteoroloji yetkilileri Ararat Dağı'na geçen yıl Eylül'ün sonuna doğru kar yağdığını belirterek bu yıl kar yağışının erken düştüğünü bildirdi. Erken yağan kar bu sene kış mevsiminin erken başlayacağının habercisi oldu. Kar yağışının ardından Iğdır kent merkezinde hava sıcaklıklarında hissedilir bir azalma oldu. Ermenilere karşı uygulanan soykırımın görgü tanıklarından biri olan 109 yaşındaki Astığik Alemyan, Massachusetts'te hayatını kaybetti. Armen Press'in The Armenian Mirror Spectator'a atıfta bulunduğu habere göre Astığik Alemyan soykırım sırasında ailesini ve erkek kardeşlerini kaybetti ve 12 yaşına kadar Suriye'nin yetimhanelerinden birinde yaşadı. Amcası Garabet Tetezyan'ın yardımıyla kız kardeşi Anna ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri'ne taşındı. 1980'lerden bu yana her yıl 24 Nisan'da belediye komisyonu etkinliğinde onurlandırıldı. 90. doğum gününde Astığik Alemyan, çocukluğunu geçirdiği yerleri ziyaret etmek için aile üyeleriyle birlikte Mısır ve Suriye'ye gitti. Gürcistan Kültür Mirası Koruma Ajansı'nın desteklediği Abul ve Shaori kalelerinde arkeolojik kazılar başladı. Kazılar sonucunda yapılar hakkında tarihi bilgi toplanması ve UNESCO Dünya Mirası listesine sunulması planlanmaktadır. Abul Dağı çalışma alanındaki çalışma 7 Eylül'de başlamıştır ve birinci aşamadadır. Shaori Kalesi'nde de kazılar planlanmaktadır. Arkeoloji ekibinin lideri Goderzi Narimanishvili, genel olarak bu anıtlar 19. yüzyıldan beri biliniyor ve orada sık sık çeşitli incelemeler yapılmış. Ancak arkeoloji kazılar yapılmamış. Şimdi asıl amacımız belge hazırlamak, böylece bu anıtlar UNESCO Dünya Mirası listesine dahil edilecek ve daha fazla korumaları sağlanmış olacaktır, dedi. Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin 16 Eylül Pazartesi günü Suriye'ye yönelik bir Türk-Rus-İran üçlü zirvesi için Ankara'ya gidecek. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov'a göre Putin, Türkiye ve İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanları Recep Tayyip Erdoğan ve Hasan Ruhani ile görüşecek. Peskov, pazartesi günü Astana süreci garantörlerinin Suriye krizi uzlaşma sorunuyla ilgili bir toplantı yapması planlanıyor. Toplantı Ankara'da gerçekleşecek ve devlet başkanı toplantıya katılacak, dedi. TASS Haber Ajansı, Rusya, Türkiye ve İran liderlerinin ilk zirvesinin Kasım 2017'de Soçi'de yapıldığını bildirdi. Bu ilk görüşmeden sonra taraflar, Suriye'de silahtan arındırılmış bölgelerin yaratılmasının Suriye topraklarının bütünlüğünü tehdit etmemesi gerektiğini belirtti. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Komutanlığı Başkanı General Kenneth McKenzie, Cuma günü yaptığı açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye ile birlikte Suriye'nin kuzeyindeki devriyeler sırasında ek askeri birlikler göndermeyeceğini açıkladı. Reuters haber ajansı, bölgede devriyede bulunurken güçlerimizi artırmayacağız diyen generalin sözlerini aktardı. Her yıl düzenlenen Tumanya'nın Masal Günü adlı Uluslararası Kukla Tiyatrosu Festivali 15-21 Eylül günleri arasında gerçekleşecek. Ermenistan Cumhuriyeti Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanlığı tarafından Armen Press'e verilen bilgiye göre bu yıl festival, Büyük Ermeni çocuk yazarı, pedagogu ve çocukların gözdesi olan Ovanes Tumanya'nın 150. yıl dönümüne adanmıştır. Festival 15 Eylül'de Tısıh Köyü'nde Tumanya'nın anıtına çelek koyma töreniyle başlayacak. Ardından tiyatral açık hava şenliği düzenlenecek. Daha sonra festivalin ilk gösterileri Ermenistan Cumhuriyeti'nin farklı şehirlerinde, köylerde, Yerevan ve Tiflis'te ücretsiz olarak başlayacak. Her yıl gerçekleşen Uluslararası Kukla Festivali'nin bu yıl Ermenistan Cumhuriyeti'nde 14.sü gerçekleşecek.
Üst üste 4 yıl boyunca Ermenistan Cumhuriyeti Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanlığı gençlere bilimsel ve teknik gelişmelerini ve fikirlerini sunma fırsatı veren Ermenistan için 100 Fikir adlı gençlik inovasyonu yarışması düzenliyor. Armen Press'in verdiği bilgiye göre katılımcılar güçlü yönlerini aşağıdaki 5 alanda deneyebilirler. Kimya bilimleri, bilgi teknolojileri, pedagoji bilimleri, mimarlık, sosyoloji bilimleri. Yarışmaya Ermenistan Cumhuriyeti ve dünyanın çeşitli ülkelerinden 16-15 yaş arası gençler veya yaratıcı gruplar katılabilir. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Arev ve Astıgik Maksudyan kardeşler tarafından seslendirilen Gıdormu Yerging Ahunik adlı eseri sunuyoruz. Serinin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.